Merhaba arkadaşlar. Bir Dünya Masal programına hoş geldiniz. Ne oldu? Ha, doğru, evet. Hangi hikaye olduğunu söylemedim sizlere. Hikayemin üzerinde benim çok sevdiğim iki tane hayvan var. Evet, doğru. Ben tüm hayvanları çok seviyorum. Ama bunları daha çok seviyorum çünkü çok tatlılar. Kirpi ve Porsuk. Hikayemizin adı ise Bir Yumak Dostluk. Bakalım Kirpi ve Porsuk'un bir yumakla nasıl bir dostluğu olabilirmiş. Ben de merak ettim. Okuyup öğrenelim. Porsuk Yumuk ile Oklu Kirpi Fifi o sabah yine buluştular ceviz ağacının dibinde. Birer fincan çay içtiler birlikte. Güneş başlayınca yükselmeye Fifi yardım etti arkadaşına. Yaprakları topladılar. Sonra da Yumuk yardım etti arkadaşına. Koca bir çanak marmelat yaptılar. Ne kadar tatlılar. Çok iyi bir arkadaş bunlar. Yumuk havayı kokladı. Aa, kış kokusu alıyorum. Soğuklar yaklaşıyor, dedi. Çay soğudu, diye iç geçirdi Fifi. Biraz odun toplamalıyım. Elimdeki sonuncusu çünkü. Ha, merak etme, dedi Porsuk Yumuk. Yardım ederim sana. Fifi çok sevindi. Sen ne kadar iyi bir arkadaşsın, dedi. İki arkadaş ormana gittiler. Yakacak odun toplamaya gittiler. Okluk kirpi Fifi yukarı patikaya daldı. Porsuk Yumuk aşağı patikadan yol aldı. Ana yoldan çangur çungur bir seyyar satıcı arabası geçiyordu. Bu bir fare. Ne satıyor acaba? Kaktüs, armut, torbanın içinde neler var bilemiyorum ve galiba yün yumakları satıyor. Bir iplik yumağı yuvarlandı aşağı ve açıldı, açıldı, açıldı. En sonunda parlak kırmızı iplik bütün ormana yayıldı. Fifi bir ucunu yakaladı ipliğin. Ondan epey uzakta bir yerde Yumuk da ipliğin diğer ucunu yakaladı. Geri dön, diye seslendi Yumuk seyyar satıcıya. Ah, İplik yumağını düşürdün, diye seslendi Fifi de. Neşeyle el salladı seyyar satıcı. Sizde kalsın. Duramam. Vaktim yok, dedi. Yumuk ipliğe baktı. Odunları sonra da toplarım. Bu iplikle bir sırt çantası öreceğim. Fifi ile pikniğe giderken yanımda götüreceğim, dedi. Yumuk sevinçle koştu eve. Kitap yığınının üzerinden sekti. Örgü şişlerini bulmak için yatağın altına eğildi. Fifi de kendi elindeki ipliğe baktı. Ha, hadi bakalım. Küpüm dol, küpüm dol. Hepsini topluyor galiba o da. Odunu kim ne yapsın? Bu iplik tam ihtiyacım olan şey. Yumuk ile çay içerken sereceğim bir masa örtüsü öreceğim, dedi. Ve hemen eve koşturdu. Dikiş sepetindeki örgü şişlerini aldı. Porsuğun şişleri işleyip duruyordu. Tıkırık tıkırık, şıkırık şıkırık. Ama tam 3 ilmeği kalmıştı ki bütün ördükleri çözülüverdi. Oklu kirpinin şişleri de tıkırdayıp duruyordu. Ama tam 3 ilmeği kalmıştı ki bütün ördükleri çözülüverdi onun da. Sanırım bunun nedenini anladık. Çünkü bir ucu porsukta, bir ucu kirpide. Tam bitirecekken diğer taraftan ip çekilmeye başlayınca çözülüveriyor ikisinin de yaptığı şey.
Oklu kirpi Fifi başladı takip etmeye ipliği. Sonunda porsuk yumuğun evine geldi. "Hey, sanırım benim ipliğimi almışsın," dedi ona. "Aa, bu benim ipliğim," dedi yumuk. "Seyyar satıcı onu bana verdi." "Hiç de bile, söylediğin doğru değil," dedi Fifi. "Bana verdi diyorum sana." Porsuk evinden içeri girdi ve kapısını vurup kapattı. "Sanırım bu yumak için bir tartışma çıkacak birazdan. Ama yumak gerçekten de hangisinin? Buna karar vermek çok güç. Çünkü ikisi aynı anda toplamaya başladılar. Keşke fare onu geri alsaymış." "Hay aksi," dedi Fifi. "Ben de kendim için bir şey yaparım. Bir kuyruk örer, uçurtmama takarım. Tıkır tıkır tıkır, şıkır şıkır şıkır. Tam uçuracaktı ki yine çözülmeye başladı. "Ha, eyvah, bir hamur bulutu," dedi yumuk. "Bir bere öreyim de hem sıcak tutsun hem de ıslanmayayım," dedi. Ama Fifi de şansına küssün. Tıkırık tıkırık, şıkırık şıkırık. Yeniden çözülmeye başladı ve bere ortadan kayboldu. "Ceviz toplamak için bir ağ yapacağım ve onları hiç kimseyle paylaşmayacağım," dedi oklu kirpi. Ve tıkırık tıkırık, şıkırık şıkırık yeniden örmeye başladı. Ama burada görüldüğü gibi tam bitirecekti ki yine çözülmeye başladı ve cevizlerle beraber aşağı düştü. "Kendime bir hamak yapacağım ve onu hiç kimseyle paylaşmayacağım," dedi porsuk yumuk ve hamağını örmeye başladı. Tıkırık tıkırık, şıkırık şıkırık. Tam bitecekti ki hop, yere düştü ve hamağı da çözülüverdi. "Bir çadır yapıp içine saklanacağım. Böylece yumuk denen porsuğa bir daha katlanmayacağım," dedi oklu kirpi Fifi. Ve kendine bir çadır örmeye başladı. Fakat tahmin edeceğiniz gibi diğer taraftan yine porsuk örgü örmeye başlayınca hepsi bozuluverdi. "Tekneme bir yelken yapacağım. Açık denizlere yol alacağım. Böylece Fifi denen oklu kirpiden çok uzaklarda olacağım," dedi porsuk yumuk. Tıkırık tıkırık, şıkırık şıkırık tekrar örmeye başladı. İlerlerken aniden durdu. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi yine çözülüverdi. Yumuk dayandı Fifi'nin kapısına. "Hey, ipliğimi geri ver. O benim ipliğim." Ama Fifi hiç de geri verecek gibi durmuyor. "Benim," diye haykırdı. "Artık arkadaşım değilsin Fifi." "Zaten seninle arkadaş olmak isteyen yok," dedi. "Komşun da olmak istemiyorum," dedi yumuk. "Bu işi halledebilirim," dedi Fifi. Dikiş sepetinin yanına gitti ve ipliği tam ortasından kesti. "Gidiyorum ve bir daha asla gelmeyeceğim buraya," dedi. İpliğin ucunu elinde tutan porsuk ve yumuk daldı ormana ve ayrıldılar. Saatler geçti. Oklu kirpi Fifi boş şöminesinin karşısında büzüşmüş oturuyordu. Kar fırtınasının uğultusu bacadan içeri doluyordu. "Yumuk benim arkadaşım. Oralarda üşüyecek.
yapayalnız kalacak şimdi. Ona yardım etmeliyim, dedi. Ve Fifi örgü şişlerini çıkardı. Sonra daldı soğuk karanlık gecenin içine. Yumuk içi oyuk, eski bir ağaç kütüğünün içine sinmişti. Hiç odunu yok. Donacak zavallı. O benim arkadaşım. Ona yardım etmeliyim diye düşündü. Ve örgü şişlerini çıkardı o da. Tıkırık tıkırık, şıkırık şıkırık, tıkır tıkır, şıkır şıkır. Ve benim gördüğümü görüyor musunuz? İkisi de ortada buluşuyor şimdi. Gelmiyor musun benimle kızarmış ekmekle elma marmeladı yemeye? Diye sordu Fifi. Oo, çok severim, dedi Yumuk. Kolunun altında bir demet odunla. Bunlara ihtiyacın olacak. İki arkadaş eve doğru yürüdüler birlikte gecenin içinde. Ama o kadar soğuk, o kadar karanlık gelmiyordu artık gece. İkisi de birbirlerini düşünüp birbirlerine kazak örmüşler üşünmemeleri için ve geceleri kendilerini sıcak tutması için ve çok sevdikleri için birbirlerini aynı anda hediye etmişler. Dostlukları eskiye dönmüş. Her şeyi arkadaşlarımızla, dostlarımızla paylaşmak, onun için kavga etmemek bizim hayatımızı o kadar çok kolaylaştırır ve güzelleştirir ki, eğer paylaşmıyorsanız, arkadaşlarınızla aynı şeyi beraber kullanmıyorsanız bir deneyin derim. Hoşça kalın.